Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan kahve kültürü bu bayramda da bayram ziyaretlerinin vazgeçilmez ikramı oldu. Kültürümüzde Türk kahvesi birçok alanda özel bir yere sahip. Pişirme tekniğiyle diğer tüm kahvelerden ayrılan Türk kahvesi, gelenek ve göreneklerimize işleyerek özel günlerin vazgeçilmez içeceklerinden biridir. Türkiye'de yetişmeyen bir ürün olduğu halde pişirme yöntemiyle dünyaca meşhur olan Türk kahvesi Bayramların da vazgeçilmez ikramlarındandır. Bayramın sevincini paylaşırken misafirlere kahve ikram etmek geleneksel bir adettir ve misafirperverliğin bir göstergesidir. Bu geleneğin kökeni Türk kültüründe uzun yıllara dayanan sıcak bir karşılama ve samimi bir sohbet ortamı oluşturma arzusundan gelir. Ziyaret edilen evlerde kahve sunumu misafirlerin hoş geldin hissini pekiştirir ve birlikte geçirilen zamanı daha keyifli hale getirir. Bayram ziyaretlerinde bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır atasözünden yola çıkılarak misafirlere özenle pişirilen lezzetli ikramlıklarla sunulan Türk kahvesi içilir. Osmanlı döneminde gelen misafire kahve ikram edildiğinde yanında su da ikram edilirmiş. Misafir aç ise önce suyu, tok ise önce kahveyi içermiş. Misafiri utandırıp gücendirmemek için düşünülmüş olan bu incelikli harekette Türk kahvesi Türk nezaket kurallarındaki yerini almıştır gün doğumuyla toprağını işleyen Anadolu insanlarının kahveden önce yenen yemek anlamına gelen kahve altı yani bugünkü adıyla kahvaltı alışkanlığını kazanması da yine Türk kahvesinin eseridir.